Hilal Beknazarova. Hilal Özbek vatandaşı ve 30 yaşında Özbekistan'da yaşıyor. Orada daha önce evlilik yapmış, çocukları olan bir hanımefendi. Esenyurt'ta bir firmada biraz sonra ismi geçecek olan kişinin yanında sekreterlik yapıyor. Sonra buradaki oturum izni bittiği için tekrar memleketine geri dönüyor. Oradayken patronu Serdar'dan enteresan bir teklif alıyor. Ondan sonra hikaye ve çocuğunun ondan kaçırılması başlıyor. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Kaç aylık bebeğin? 3 aylık. Kaç gündür çocuğunu göremiyorsun? 3 gün. 3 gündür çocuğunu görememe sebebin nedir? Çocuğumu benden almak istiyorlar. Çocuğunu senden kim almak istiyor? Serdar Gül. Senin patronunmuş aslında. Yanında sekreter olarak çalışıyormuşsun. Evet öyle. Oturum iznin bittiği için memleketine dönüyorsun. Ve sonra Serdar sana bir telefon ediyor. Evet. O telefonda ne söyledi? Hilal nasılsın? Ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? Nasıl gidiyor? Çocukların nasıl annen baban? Çok böyle ilgili. Onun yanında çalışırken de hep ilgili miydi yoksa mesafeli bir patron ilişkiniz mi vardı? Mesafeli patron ilişkimiz vardı ama arkadaş böyle bir daha böyle ilgiliydi. Benim öyle çalışan, yanımızda çalışan çalışanlarla muhatap olmamı istemezdi. İlgiliydi bana karşı. Ben bunu hissedebiliyordum. Ben çalışmaya başladım. 1 sene falan çalıştım. Oturum izni bitince ben memlekete döneceğimi, işten çıkacağımı söyledim. Ondan sonra döndüm memlekete. Döndükten sonra aradan 4-5 ay geçti. Hilal ne yapıyorsun, ne diyorsun? Aradı, yazardı, sorardı. Benim memlekette, köyde, dedemden kalan evde, annem, babamlarla, babaannemle, babaannem Alzheimer hastasıydı. Ben ona bakmak istedim. Oraya getirtirim. Çocuklarla hep beraber. İşte sonra Hilal, sana bir şey diyeceğim. Evet buyur. Benim ikinci karım olmak ister misin? Kaç yıldır evli kendisi? Kendisi 13 yıldır evli. Sevda Hanım'la evli. Sevda Hanım'la evli. Ben orada çalışırken ablamı tanıyordum. Bizim yanımıza, benim yanıma gelip gidiyordu. Kahve, çay falan her şey. Muhabbet ediyorduk. Onlar tüp bebek tedavisini, tüp bebek tedavisi deniyordular sürekli. Ben şahit olmuştum. Zaten özel konularını bana anlatırdılar ikisi de. Ondan sonra... Çocukları olmuyor. Çocukları olmuyor. Sana o telefonda benim ikinci karım olur musun, kuma olur musun dedi. Evet, karımla boşanamam. Şirket onun üzerine, mal varlığım onun üzerine. Bir daha kadına yazık, günahtır. Aynı köylüyüz. Oraya gitse ne olacağı belli değil. Ama deniyoruz, olmuyor. İstersen benim karım ol, ikinci karım ol. Ben sana güzel bir ev açayım. Çocuklarını da buraya getir. Getirirsiniz belli bir zamandan sonra. Çocuğumuz olsun. Sevda'dan da boşanacağımı isteme, yapamıyorum çünkü. Onunla da devam edeyim, seninle de devam edeyim. Şöyle güzel yuvan olmasını istemez misin? Benim maddi durumum çok iyi, bunu biliyorsun. Sana çocuklarına babalık yaparım. Baba, çocuk özlemim var benim dedi. Ben bunu annemle paylaştım. Annem de bana güvendi, ben de ona güvendim. Daha böyle güzel bir kelime... Anne sana niye güvendi? Birinin ikinci eşi olmak. Oo, bravo. Yok, hayır.
ikinci eşi, o ikinci, ben anneme onunla boşanacağını söyledim. Çünkü Serdar öyle demişti. Belli bir ailesi, bir sıkıntılar, problemler yaratınca ben en kısa fırsatta boşanırım demişti. Peki bu arada şunu belirtiyor mu? Ama ne olur Sevda bu aramızdaki ilişkiyi bilmesin. Evet, ben çok yalan söyledim ablama. Bunları söyle dedi. Bizim ne diyordu? Sevda seni kabul etmesi için falan, ben yavaştan onu kabul ettiriyorum dedi. Ondan sonra birden yani teklifte bulunduğunu, çocukların falan hiç araya katmadan. Hı hı. Sen geldin Özbekistan'da. Evet. Serdar'ın bu teklifi sana iyi geldi. Evet, ben geldiğinde ona nerede yaşamaya başladın? Geldiğinde nerede yaşamaya başladın? Esenyurt'ta bir tane daha kirada evi vardı. Orayı bana açtı. Hı hı. Orada kalmaya başladım. O evi eşi Sevda biliyor muydu? Evet, biliyordu. Oraya ikisi karı koca beraber tadilat yaptırdılar. Senin için mi? Evet. Yani karısı Sevda, sen geliyorsun diye evi açıyor, tadilat yaptırıyor. Evet. Senin yaşayabileceğin uygun hale getiriyor. Evet. Hı hı. Ondan sonra ben geldim. Serdar bir gün benim yanımda, bir gün karısının yanında kalırdı. Hı. Öyle dedi. Ondan sonra bana evlilik yüzüğü taktı. Ama bir gün sonra. İmam nikah yapmadı. Hı hı. Bir hafta 10 gün geçti. Yapmadı. Ben de niye böyle yapmıyorsun? Yapacağım demişti ama yapmadı. Niye böyle diyorsun, yapmıyorsun dedim, sorduğumda. İmam nikahı zaten şu anlama gelir. Etrafa, akrabalara, aileye, can dosta duyurmak anlamına geliyor. Hı hı. Annem, kardeşim, Sevda, bir iki tane arkadaşım var. Onlar biliyorlar. Gerek yok. Bizim zaten birlikte olduğumuzu, bu ilişkiyi yaşadığımızı karım Sevda biliyor. Evet. Destekliyor mu karısı Sevda ilişkinizi? Evet, bana göre destekliyor. Kendi annesi babası biliyor. Sevda abla, Serdar'ın kendi annesi babası biliyor. Serdar'ın kendi annesi babası biliyor. Bir de birkaç kişi biliyor. Evet. Peki bu arada siz hep beraber yaşarken siz Sevda Hanım'la günlük hayatınızda görüşüyor muydunuz? Bir aylardan sonra görüşmeye başladık biz. Samimi miydiniz? Evet, ben ablama ilk tanıştığım anda çok içim acımıştı. Hı hı. Bir kadın anne olmayı ne istersin diye bir kadından sorsanız, ben anne olmayı isterim de. Arzuladığı tek şey budur. Hı hı. Ben ona çok içim acıyordu çalıştığım zamanlarda da. Sonra ablam bir ay sonra benimle iletişime geçti, ben de ona geçtim. Serdar bir takım şeyler söyledi. Onlara böyle yalan söyleyeceksin Sevda'yı. Ne diyeceksin diyor? Çocuğu doğduktan sonra sen bakarsın, ben memlekete gideceğim, ben kendi çocuklarımı getireceğim, o sözleri söylememi istemedi. Hmm. Sen Sevda'ya diyeceksin ki, yani karıma, anladığımı söylüyorum, ben taşıyıcı anne olarak buradayım, kocanı elinden almak gibi bir olayım yok. Evet. Ben sadece kocanla bir arada olma sebebim bu çocuğun dünyaya gelmesi ve bu çocuğu senin kucağına vermek. Sevda bunu böyle mi biliyordu? Evet. Siz Sevda'ya Serdar'la beraber bu yalanı mı söylediniz? Evet. O yüzden mi Sevda seninle çok samimiydi? Bilmiyorum, niye samimi olduğunu bilmiyorum. Hayır. Şimdi onun hayat boyu bir özlemi var. Bu kadının bir açlığı var, çocuk Sevdası. Evet. Ama siz Serdar'la ikili oyun oynadınız o zaman. Ben taşıyıcı anneyim mi dediniz ona? Hayır, öyle bir şey demedim. Sadece ben memleketime gittiğim durumlarda memleketime gideceğim illa ki. Çünkü orada benim çocuklarım var. Annem, babam, ailem orada. Ben gittiğim zamanlarda çocuğa sen bakarsın abla. Yani senin yanında kalacak, sen bakarsın diye böyle güzel şeyleri söyleyeceksin. Onu inandıracaksın. Yani kendisini ben çocuk veremedim diye kötü hissetmesin. Bir böyle ne kadar süre sonra kötü şeyler kaldı? Düşünmesin. Benimle ayrılma şeysine girmesin. Ne kadar süre sonra hamile kaldın? Ben annem kaza yaptı. Geldiğime bir ay oldu. Annem kaza geçirdi. Ben memleketime gittim. Döndüm. Ben oradayken hamile olduğumu öğrendim. Uzak 25 günde geri geldim. Herkes sevindi mi bu sürece?
Tabii ki. Hamilelik sürecinde Sevda sana iyi baktı mı? Evet, çok iyi baktı. Çocuk doğdu. Çocuk evet. Özel bir hastanede dünyaya gelmiş. Hastanede kim kim vardı yanında? Bir o fotoğrafı da verelim. Kaynanam doğum yapmasından bir 10 gün önce gelmişti. Yani doğum süresinde yanında olayım diye. 13 senedir beklediği torun. Ondan sonra erkek olunca cinsiyeti daha çok sevindi. Mutlu oldular. İnanılmaz mutlu oldular. Onları o kadar mutlu ettiğimden ben o kadar, onlardan daha çok. Onların yüzü gülmesinden, enerji böyle mutlu olmasından, sevincinden. Şimdi bu fotoğraf ekranda. Sen doğum daha yapmadın, hamilesi anladım, doğuma gireceksin. Bu aile fotoğrafında Serdar ve Sevda var. Evet. Sevda orada niçin bulunuyor? Benim yanımda ben ablam gibi görüyordum. Hayatım ama nihayetinde sen onun kocasın, onunla paylaşan kadınsın. Evet. Bu kadar insan gururla durur mu? Sevda'nın orada durma sebebi o çocuk doğduktan sonra artık benim çocuğum olacak düşüncesi olabilir mi? Ben onu bilmiyorum. Ben bunu kendisi cevaplamasını istiyorum. Peki. Yani bana karşı... Hamilelik süreciyle ilgili bazı fotoğraflar var. Onları da ekrana verelim. Bu arada Serdar'ın ailesi seni biliyor. Evet. Çocuğu biliyor. Sevda'nın ailesi biliyor mu? Yok. Bilmiyorum. Onlar ne biliyorlar? Ben bildiğim kadar, Sevda ablamın söylediği kadar annesine beni taşıyacağın ne diye söyledi. Hı-hı. Söylemiş. Hı-hı. Peki Sevda çevresine karşı hamileymiş gibi davrandı Yok. Mı? Telefonda tabii ki davrandı. Kimlere söylüyordu ben hamileyim diye? Kardeşlerine, hepsi ailesi, bütün ailesi biliyordu. Soruyorlardır ne kadar büyüdük, uzakta mı onlar kardeşler? Evet, uzaktalar. Onlar soruyorlardır karnın büyüdü mü, karnını at diye. Ne yapıyordunuz? Benim göbüşümü gösteriyordu. Ha, şöyle senin göbeğini çekip sanki Sevda kendi hamileliğiymiş gibi gösteriyordu. Evet. Bir tek annesi biliyordu. Hı hı. Peki çocuğu dünyaya getirdikten sonra ne oldu? Beklemediğimiz anda sezeryen doğuma karar verildi. Hı hı. Ondan sonra Sevda ablamın kaldığı eve geçtim. Çünkü sezeryanım, hı hı. İyi değilim, kendimi iyi hissetmiyorum. Yeni bir doğum yapmışım. Kaynanam da burada yanımda. Ondan sonra oraya geçtik. Orada 20 gün oldu. 20 gün sonra böyle yani şey... Değiştiler mi? Değişmeye başladılar. Ne gibi? Karı koca kavga ediyorlar. Hatta ki Serdar ablamı o kadar yatak odasında biz duymadık. O kadar şey etmiş ki, bağırıp çağırıp dövmüş ki boğazında şöyle parmakların izi vardı. Ben görünce hemen anladım. Çünkü... Ben 8 ayken hamileyken bunu aynısını bana ya da yapmıştı. Ben memleketime gideceğim dediğimde boynumdan boğazından tutarak hiçbir yere gidemezsin. Ben seni öldürürüm, benim çocuğumu hiçbir yere götüremezsin demişti. O parmak izlerini görünce öyle bir kötü oldum ki. Serdar Bey, siz bu durum için yani Hilal Hanım'ın gelmesi, çocuk doğurması için... Bir ücret vermedim dediniz değil mi? Yok öyle bir şey yok. Peki şu öyle zamana şey kadar ne kadar destekte bulundunuz? Para gönderiyordum. Ya o benim kendi şeyim. Yani onu burada paylaşmaya gerek yok. Bu konuda Miktar Hilal Hanım önemli değil ama sık sık mı, düzenli mi gönderiyordunuz bunu? Siz bunu merak ediyorsunuz. Evet. Mesela her ay belli bir miktar çocuklarına gönderiyor muydunuz? Evet. Peki bunu dolar olarak mı, TL olarak mı? Ya, dolar TL ne fark ediyor? Dolar olarak gönderiyoruz. Peki hep aynı miktar mı, değişen miktarlar mı? Aynı miktar. Hep aynı miktar. Kaç aydır aynı ve düzenli yatan bir para var? Ya şu anda bilmiyorum ama bir senedir var. Yani oturup siz ne zaman geldiniz? Ağustos'ta mı? Hı hı. Buraya? Ağustos itibariyle bu aranızdaki görüşme yapıldıktan sonra Hilal Hanım'ın işte Özbekistan'daki hesabına aynı düzenli yatırılan bir miktar var. Ben onu çocuklarına gönderiyordum. Yani... Ne bileyim ben. Hilal Hanım siz bu miktarı Sevda, biliyor musunuz? O parayı bana vermeni, benim memleketime çocuklarımı göndermenin bir açıklaması vardı. Sen kendin bunu söyledin.
ben ailem nezerinde ben burada çalışıyorum. Eski işime geri döndüm, evet. Orada çalışıyorum. Aldığım maaş 300 dolar anne baba. Bunu da çocuğumun eğitimi için, onların şey için harcayacaksın. Ama annene ben evleniyorum demiştin. Anneme demiştim ama ailem, abimin, babamın haberi yoktu. Benim burada çalışıyor, düzenli eskisi gibi her ay belli bir 300 dolar maaşını gönderiyor biliyordular. Serdar bunu zaten aynı şekilde kendisi bunu bana hatırlattı. Benim böyle bir şey aklımda peki, yoktu. Peki sen şimdi ama çalışmıyorsun Serdar'la bir ilişki yaşıyorsun. İlk geldiğim aylar ben... iki ay ofise gitip geldim. Hamileliği öğrendikten sonra, söyledikten sonra izin vermedi zaten. Ben izinsiz dışarı hiç çıkamazsın. Doğru mu? Hayatını, davranışlarını kısıtladınız mı? Hayır, kısıtlama falan olmadı. Zaten her şeyse elinde mevcuttu. Zaten 5-6 aydan sonra da yukarıda Sevda ile beraber kaldı. Bir sıkıntısı olmadı. Yani buna peki doğumdan sonra karınızla beraber bir ev açmışsınız. Doğumdan sonra çocukla beraber sadece Hilal ve çocuk kendi o ilk açtığınız eve gidebildiler mi? Yok göndermedim çünkü şöyle göndermedim. Hı hı. Yukarıda her şeyini yukarıya hazırladık. Yukarıdaydı odası şunu bunu. Onun için göndermedim. Serdar sen bana dedin ki yan odayı çocuk odası yaparız. Buraya küçük bir beşik alırız. O odaya ayrı beşik alırız. Yukarıda da arada sırada sen Özbekistan'a gidersin bir şey olur. Yukarıdaya da odayı da orayı da çocuk odası yaparız dedin. Tamam mı? Aşağı bir beşik de almadın. Çocuk odasını da yapmadın. Ben tamam dedim. Sen ne dediysen tamam dedim. Sana güvendim. Bak ben burada ağlamak istemiyorum. Bir terbiyesizlik, saygısızlık yapmak istemiyorum. Anladın mı? Benim çocuğumu ver. Çocuk benim, bana ihtiyacı var. Başka da bir şey demiyorum. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Ver çocuğumu! Duydun mu? Öbürü aldı. O çocuk benim! Tamam, benim dedim, benim çocuğumu! Duydun mu beni? Pasaportumu da vermem, memleketime gideceğim. Çocuğumu alıp memleketime gideceğim. Çocuk senin değil. Yazıklar olsun sana. Duydun mu? Bana gönderdin 300 dolarları. 7-8 ay çocuğumu gönderdin. Çocuğun da hakkında beni zorladın. Sen gönderdin. Gidip elinle gönderdin. Onları geri vereceğim. Duydun mu? Senin hiçbir hakkın yok bende. Benim hakkım olan çocuğumu geri vereceksin. Ben çocuğumu buradan alıp memleketime, aileme döneceğim. Duydun mu? Duydun mu beni? Beni burada dövemezsin. Beni burada ölümle tehdit edemezsin. Ettin ben o kadar dayandım. Duydun mu? Dayandım. Başka da dayanamam. Beni bu noktaya getiren sensin. Böyle olacağını istememiştim. Sen çevreni, akrabalarda o kadar önemseyen birisi olduğunu biliyordum. Anladın mı? Sen getirdin bu dereceye beni. Duydun mu beni? Çocuğumu getireceksin. Bitti. O benim çocuğum. Doğru olan bu. Nüfusunda ne yazıyor çocuğun? Karı koca siz ailece. Senin annen de bak Sevda annen diyorum. Senin annen diyorum ilk defa. Anneciğim diye telefonuma kaydetti. Duydun mu? Nasıl saygılı olduğumdu, ne yaptığımı, nasıl davrandığımı arasınlar söylesinler. İstediğini söylesinler anladın mı ailen? Yazıklar olsun size. Ailece yazıklar olsun. Size bu dünyada, o dünyada hakkımı helal etmiyorum. Olsa bile de etmiyorum. Duydunuz mu? Ailece rol oynadınız. O kadar güzel benden faydalandınız. Sözüm bittiği yerdeyim abla. Sözün bittiği yerdesin. Şimdi bu çocuk benim diyorsun. Evet bu çocuk senin. Evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuk var. Doğal velayet zaten tüm haklar. Her şey senden yana. Gerçekten de Serdar Bey bu kadın şu anda bu çocukla beraber istediği yerde, istediği şekilde yaşayabilir. Sen bu konuda hiçbir şey yapamazsın. Olayların buraya geleceğini tahmin ediyor muydunuz? Etmiyordu. Ben burada benim kimsem yok abla. Benim burada kimsem yok. Kimseyle hem herkesle eski olan... arkadaşlarımla iltibatımı kestim. Benim Türkiye'de olduğumu bilmiyordular kesinlikle.
Sadece bunun ailesi, annesi, ablası, kendisi Sevda ablam. Telefonuma bakabilirsiniz. Öyle bitti. Kimseyle, kimsesi yok Sevda. Hilal'in maddi durumu iyi değil. Her türlü bana muhtaç, istediğimi yaparım dedi. Hatta bana şu evlilik yüzüğünü aldığında, benimle evlenir misin diye verdiğinde, ilk geldiğimde karısından gizlememi istedi. Ben bunu 2-3 ay takmadım. Takmadım. Doğru mu Serdar Bey? Yazıklar olsun sana. Doğru değil abla, doğru değil. Yalan. Şimdi şunu merak ediyorum. Sevda Hanım Hilal'i kabul etmesi ve sindirmesi onun için sadece doğuran bir kadın rolü statüsünde olması gerekiyor. Sizin Hilal'le kendi aranızda duygusal bir ilişki yaşandı mı? Bu duygusal ilişkiyi eşiniz Sevda Hanım fark ettikten sonra mı olaylar tersine döndü? Evet. Ya iki kadın arasında illaki kıskançlık sıkıntı oldu, kendileri oldu yani. Benimle bir sıkıntılar olmadı son zamana kadar. Ama erkekler hep böyledir Serdar Bey. Yok, kadınların hayatına, kadınların hayatına gider mahvederler. Siz iki kadını da aslında bence ben Sevda Hanım'ın yerinde olmak bile istemem. Utandırmışsınız. O kadın bile utanıyor. Düşünsene kocasının gözünde resmi nikahının hiçbir anlamı yok. Ben zaten doğum yapamayan, doğuramayan bir kadınım diye kendine o eksikliği bir kere daha hissettiriliyor. Yetmiyor, üzerine bir kadın getiriliyor. Sadece doğurganlığı kullanılıyor. Buradaki bana göre en büyük mağdurlardan biri hem Sevda Hanım. Gerçekten Sevda Hanım. Ya siz Sevda Hanım'la ömrünüz çocuğunuz olmadan geçiremez miydiniz ya? İlla bu kadar olmasına gerek yok. Gidersiniz sosyal hizmetlere, yaşınız da uygun sizin. Başvurursunuz, bir çocuğun hayatı olabilirdiniz. Yasal yollarda, yasal yollarla alırdınız. Bunu niye denemediniz? Ben de aynısını dedim, tavsiye etmiştim. Niye almıyorsunuz diye. Ondan sonra dedi ki Serdar Bey, oradan çocuk alınca, ileride büyüyünce, erkek olsa Sevda ablama o hata... Bir din ki bir çocuğa yeniden bir hayat veriyor olmak, yaşamını iyileştirmek, güzelleşmek, eğitmek bana göre çok kıymetli bir şey. Şimdi bakın hadi bakalım ayıklayın pirincin taşını. Burada kim mağdur? Bebek mağdur, Hilal mağdur, Sevda mağdur. Doğru mu Serdar Bey? Esra abla 25 gündür ben dedim artık bu psikolojik şiddetlere, fiziksel şiddetlere... Nasıl bir psikolojik şiddet? Şiddetlere ben dayanamadım. Karı koca anlaşarak mı yaptılar, beni çiliden çıkarttılar. Evin içinde, gün içerisinde ikisi yatak odasında yani konuşulmaz bir şeyler. Ben çocukla o aynı evdeyiz. Ben de buna artık o iyi kalpli melek insanlar gitti, birbirlerini yiyen bir karı kocaya dönüştüler. Yiyenden dışarı da yani özel hayatını bana yansıtmaya, benim kulağıma duydurmaya aynı evin içinde neyi başladılar. Neyi duyduruyorlar? Evet, Sevda niye bunu yapıyorsun? Sana ne, bu benim karım. Yatak odama girerim, istediğimi yaparım. Saatin hiç farkı yok. Ben bunları söyleyeceğim. Serdar, söylemiştim, söyleyeceğim Sevda. Serdar bunu niye yapıyorsun diye kim diyor? Ben dedim sonradan, Sevda sen niye bunu yapıyorsun dedim. Senin bana saygın yok mu? Bana saygın yok mu? Ben senin karım değil miyim? Çocuğun annesi değil miyim? Bana saygın yok mu? Niye böyle bir şey yapıp bana böyle yapıyorsunuz? Niye böyle terbiyesizlik yapıyorsunuz dedim. O benim karım, istediğimi yaparım, sen de benim her istediğimi yapmak zorundasın dedi. Hatta bana yaptırdı da. Evet, diyemezsin zaten. Diyemezsin! Duydun mu beni? Diyemezsin! Çocuğumun önünde ne yaptın bana? Ha? Konuş! Konuş diyorum sana! Ha? Ne sesin çıkmıyor? Konuş! Konuş senden! Yani iki kadın aynı anda bir adamı idare edip sevdiğini söylemesi bir hikaye. Ortada bir pazarlık olması lazım. Serdar Bey, onun haricinde hiç kimse böyle bir şeyi kabul etmez. Çocuğu teslim edecek misiniz annesine? Hayır.
Şu anda çocuğun babası kim görünüyor kimlikte? Benim. Benim. Resmiyetli kimlikte de benim. Nasıl? Benim kimlikte de benim. Kimlikte Serdar Gül, anne Hilal. Evet. Evlilik dışı bir ilişki. Esra abla. Çocuğu ben tanıdınız mı? Nasıl? Çocuğu tanıma yoluna mı gittiniz? Nasıl tanıma yoluna? Nüfusta. Şimdi evlilik dışı ilişkiden gelen bir çocuk var. Beraber gittik. Kağıtlarıyla beraber başvurduk. Tamam. Eteğinden beraber aldık. Evet, ona işte hukuki anlamda çocuğun tanınması deniliyor. Evet. Peki, buyurun. Böyle terbiyesiz, saygısızlık, aşırı böyle şeyler yapmaya başlayınca 2,5 ay geçmişti zaten. Ben bu orada mutsuzum. Çocuğumu alıp kendi evime gitmek istiyorum. Serdar'ın o sen gelirken açtığı eve. Evet. Hı hı. Onlar yatak odasından çıktı, işi bitti. Çıktı abla. Ben de çocuğu, Sevda ablama dedim, çocuğu tut. Siz beraber kalın. Ben aşağı evime gidiyorum, temizlik yapacağım. Hilal kahvaltı yapalım dedi. Gözüme bakamıyor ablam. Zaten yaptığı işten dolayı bakamıyor gözüme. Aşağı eve gidiyorum, temizlik yapacağım dedim. Kendimi o kadar tutuyorum ki hiçbir şey demeden, kavga etmeden, çocuğun yanında kavga etmeden çıkayım gideyim sakinleşeyim. Hilal kahvaltı yaparız dedi, dur dedi, durmadım. Serdar da banyodaydı, ben çıktım gittim. Aşağı eve gittim, kaynanımı aradım. Zaten orada sinir krizi geçirdim. Sonra biraz kendimi toparladıktan sonra kaynanımı aradım. Bana zaten özel aramalar yapmaya başlamıştı son ayda. Bu son 2,5 ayın yarı buçuğunda. Hilal sakın memleketine gitmeyi düşünme. Tekrar yayın. Daha bir tane çocuk istiyoruz, torun istiyoruz. Seni çok seviyoruz. Bizim 13 yıllık şeyimizi kafamızı kaldırdın. Köyde öyle şey, o kadar mutluyuz ki. Ama herkes senin çocuğun diye mi biliyor, Sevda'nın çocuğu diye mi biliyor? Sevda'nın çocuğu diye biliyor tabii ki de. Ama belli yani bir hava atacak akrabaları. Bütün çevrelerine, köye bu Sevda çocuk dünyaya getirdi diye. Evet, belli bir akrabalarına güvendiği şeylere işine göre benim iki karım var. İki karı bir istiyorum. Yani Serdar Bey, bu doğru mu? Bütün Sevda Hanım'ın ailesine, tanıyanlara bu çocuğu Sevda dünyaya getirdi diye ilan ettiniz mi? Kendi ailem dışındakilere evet. Ay çok acı ya. Yani Sevda sizin hayatınızda, ailenizde sadece bir çocuk dünyaya getirdiği zaman da mı var olacak ya da tebrik edilecek bir kadın? Bakın, 13 yıldır zaten biz bütün tedavi şunu bunu gördük. Tamam mı? Biz bu işin içine zaten Hilal'e bu işin içindeydi, görüyordu. Hı hı. Yani biz isteyerek böyle hani bu işe girmedik. Hı hı. Ondan sonra işin boyutu değişti ve Hilal böyle bir teklifte bulundu ve kabul ettik. Bu şekilde oturduk, karşılıklı konuştuk. Hilal size ne teklifte bulundu? Karşılıklı konuştuk. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Nasıl yardımcı olacak ben size? Ben size üzülüyorum. Ben size üzülüyorum ve size yardımcı olmak istiyorum diye Hilal kendisi de teklifte bulundu. Ve Sevda ile ben aynı evde yan yana getirdim, konuştular. Yani ve ilk taşıyıcı anne olma teklifi. Tabii. Kimden geldi? Hilal'le beraber, Hilal'den. Yok, kendini karıştırma. Hayır, kendini karıştırma. O teklifi ben verdim sana. Sen kendini karıştırma, tamam mı? Ben verdim ya bu teklifi Serdar. Serdar Bey, böyle dışarıya çok düzgün, sizin efendi, tamam mı? Çok vicdanlı, çok Allah'tan dinlen haberi olan Serdar Bey. Yazıklar olsun sana, anladın mı? Bu teklifi ilk siz yapmışsınız. Hayır. Peki, bunu kabul etmiyor. Onlar nasıl geldiler sana? Sadece Serdar, ablam hiçbir şey demedi. Ona ne dedi, ne koydu ben bilmiyorum. Artık ortaya çıktı ki Hilal geliyor, çocuk doğuracak, bize bırakacak, gideceğiz. Hatta ki beni şöyle dedi, Sevda'ya olursa senin adını yazdırırız kimliğe diye söylersin dedi, tamam mı? Zaten orada ben söylerken bunlar bizim konuşacağımız kelimeleri önceden biz yazmıştık, not almıştık. Ha, karıma gidiyorum, alacağım, geleceğiz dedi. Eve dedi, bir hediye alıp geleceğiz dedi. Bu notlar ne? Ne notu bunlar? Karısını ilk defa benim evi açtığı eve getirdiğinde biz not hazırladık. Karım gelince bunu diyeceksin Hilal, bunu diyeceksin dedi. Tamam mı? Bana güven dedi. Ben de insanlara güvenmeyi senden öğrendim. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Serdar Bey.
Orada bambaşka ben, bir şey söylüyorsunuz. Sevda abla, ben orada konuşuyorum ya Esra abla. Abla üzülme, çocuğu beraber büyütürüz. İstersen senin yanında kalır falan. Dedi ya az önce videosu var, videoyu çekmiştim diye. Bak niye çekmiştim? Peki bu videoyu benim özelde izlemem mümkün mü? Sizin de onayınız var mı? E tabii ki. Serdar Bey, onu bu videoyu de... ekip arkadaşlarımdan biri kendi iş hattından sizden hayır, talep edecek. Hayır, göndermem videoyu falan. Efendim? Yok, göndersin. Hayır, göndersin. Gönderirseniz ben bir kendim izlemek istiyorum. Ekranda vermek için değil. Yok, gönderemem ama. Gönderemezsiniz. Peki buraya gelin, burada kendinizi izletin o zaman. Oraya da gelmem ben. Peki çocuğu teslim etmeyi düşünüyor musunuz anneye? Hayır. Hayır. Ha? Hayır. Neden? Çocuğun babası benim ve şu anda benim yanımda kalması daha doğru. Çocuğun annesi evet, de burada tamam. Hilal Hanım. Tamam, annesi düzgün dursaydı annesine ben çık git demedim. Evden kovmadım. Evden o zaman doğru, çocuğu, o zaman usule uygun bir çocuk evlat edinecektiniz. Böyle olmayan bir taşıyıcılı annelikle kendi aranızda pazarlıklar yaparak bu iş olmaz. Şimdi bu saatten sonra bu işin bir sistemi var. Herkes o sisteme, o kurallara, o anayasaya, o kanuna uymak zorunda. Yani siz kanunları tanımıyorsanız kanunlar kendini size hatırlatır ve tanıtır. Bu ülkede taşıyıcı annelik yok. Şimdi Sevda Hilal abla, seni uğurluyorum. Pasaportum da onda. Tabii bu arada şöyle bir şey var. Şimdi çocuk özlemi olan bir kadının, bir ailenin o içerisindeki o duygu var ya, bak insana her şeyi yaptırır. Yani Sevda Hanım açısından bakıyorum. Bundan nemalanmak isteyenler, bunu menfaatine çevirenler, kullananlar da var. Yarın devam edeceğiz bu konuya. Teşekkür ediyorum. Siz de şimdilik uğurluyorum. Suyunuzu da alabilirsiniz. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.